Tek kullanımlık tabaklar, çatallar, kaşıklar, pet şişeler. Dünya genelinde her gün tonlarca plastik kullanılıyor. Üstelik salgın süreci bu oranı daha da arttırdı. Verilere göre her yıl çıkan 35 milyon ton çöpün %5'i ile 10'unu plastik atıklar oluşturuyor. Kullanılan bu plastiklerin büyük bir bölümünün geri dönüşümü ise mümkün değil. Pandeminin ilk dönemlerinde yapılan çeşitli bilimsel çalışmalar var. Örneğin çevresel bilim ve teknolojinin bu dönemde yayınladığı çeşitli raporlara, makalelere göre aslında biz her ay dünyada yaklaşık 129 milyar tek kullanımlık maske ve eldiven tüketiyoruz. Şimdi bir tarafta sektörün de kullanmamızı istediği, teşvik ettiği tek kullanımlık çatallar, kaşıklar, tabaklar, pipetler varken bir de bunun üstüne kendi inisiyatifimizde olmadığı, kullanmamızın şart koşulu maske ve eldivenler var. Pandemiden önce her gün bir kamyon dolusu dakikada plastik okyanuslara giderken bu oranı çok daha arttırmış olabiliriz. Plastik tabaklar doğada tam 500 yılda çözülüyor. Pet şişelerse 400 yıl. Koronavirüs salgını başlamasıyla birlikte tek kullanımlık ürünlerin teşvik edilmesi, plastik tabak, çatal, kaşık, pipet kullanımı gibi ürünlere yönelilmesi tamamen bilimsel gerçekleri barındırmayan şeyler. Çünkü yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki virüs maalesef bütün yüzeylerde tutunabiliyor ve hatta plastikte en uzun süre tutunma gününe, yüzdesine sahip. Salgının başlamasıyla birlikte tek kullanımlı plastikler artık iyiden iyiye hayatımıza girmiş durumda. Hijyen kuralları gereği çoğu zaman zorunluluk olarak kullanmayı alışkanlık haline getirdik. Ancak en azından öğle yemeklerimizde kendi çatal kaşığımızı getirip bu plastikleri kullanmayabiliriz. Böylelikle az da olsa plastik kullanımını azaltabiliriz. Şu anda kullandığımız tamamen tek kullanımlık ürünlerden vazgeçmek, daha fazla kullanabileceğimiz çoklu kullanımlı ürünlere yönelmek. Şu anda maalesef bütün süpermarket zincirlerinde alternatif sistemler yok. Kendi kabınızı götürmek zorundasınız. Uzmanlara göre plastik atıkların %90'ından fazlası geri dönüştürülemedi. Bugüne kadar üretilen plastiklerin neredeyse %90'ından fazlasının hatta geri dönüştürülmediğini biliyoruz. Plastik tüketimimizi minimuma indirgemeliyiz ki artık daha fazla atık dağları oluşturmayalım, daha fazla salgınlara veya çevre felaketlerine neden olmayalım. Plastiklerin geri dönüşümü mümkün ancak bunun için bireysel çabamız da gerekiyor. Örneğin iş yerimizde 1,5 litre su içtiğimizde bu pet şişeden 3 tanesi çöp oluyor. Ancak bunun nasıl çöp olduğu önemli. İş yerlerimizde ayrılan çöp kutularından bir tanesi plastik atıklar için. Plastik atıklar için ayrılan çöp kutusuna bunu attığımızda en azından nasıl değerlendirildiğini az çok tahmin edebiliriz. Ve maskeleri çıkarıp normal hayatımıza döndüğümüzde en azından çevreye karşı sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizin farkında olabiliriz. Plastik atıkları kullandıktan sonra mutlak suretle kullan at mantığından çıkıp kullan geri dönüştür şeklinde bir mantık yürütmeliyiz. Organik atıklar bir poşete, geri dönüştürülebilir atıklar dediğimiz atıkları bir poşete biriktirmek suretiyle belediyemize teslim edebiliriz. Salgın döneminde çoğu zaman mecburi olarak kullanılan plastiklerden sadece çevre etkilenmiyor. Aslında sektör çalışanları da bu durumdan hayli rahatsız. Kazım Bey, siz şimdi her öğlen bu plastikleri hazırlayıp sunmak zorundasınız. Bunlar hayatınıza girdi 1,5 yıldır. Neler yapıyorsunuz bu plastiklere ilişkin? Mecburi kullanıyoruz. Çok da memnun değiliz bu durumdan açıkçası. Bizim için iki türlü sıkıntı var. Birincisi yemeği kaliteli bir şekilde sunamıyoruz. İkincisi sağlığa zararlı. Üçüncüsü de bu ilave bir gider oldu. Plastik konusunda hiç mutlu değiliz açıkçası. Bir an evvel bitmesini istiyoruz. Peki şimdi bunları tek kullanımlık veriyorsunuz müşterilerinize. Sonrasında geri dönüşümü nasıl sağlanıyor? Bunlar direkt çöpe mi gidiyor yok? Direkt çöp. Dönüşüm yok. Yani bu dönüşüm kısmı bizi kapsamıyor. Yani bundan sonra sağlıklı bir şekilde dönüştürülebiliyor mu emin değilim.